Dünyayı geziyorum da bu hafta kaldığımız yerden Gaziantep'i keşfetmeye devam ediyoruz. Gaziantep demek, lezzet demek. Bu kadar zengin sabah kahvaltısında bir sofra olur mu? Gaziantep'te şimdi ülkemizin en büyük cam teraslarından birine geldik. Şu anda ayağımın altındaki bu platform olduğu gibi camdan meydana geliyor. Şu anda ben aşağı bakamıyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir baş döndürücü manzara var. Yakupcan geldin mi? Aşağı baktın mı Yakupcan? Rum Kale'ye gelenler muhakkak bu cam terasa geliyorlar ve mükemmel Rum Kale manzarasıyla buluşuyorlar. Şu anda mükemmel bir tekne turuna başlamış bulunuyoruz. Şu anda teknemizin altında aslında koca bir şehir, koca bir köy var. Ve sağ tarafta Gaziantep'i görürken sol tarafta da Şanlıurfa'yı görüyoruz. Gaziantep'te dünyanın en lezzetli Antep fıstığı yetiştiriliyor. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında bu topraklardayız. Milli mücadeleyi anlatan o önemli müzeyi sizlerle beraber ziyaret edeceğiz. İçeride o tarihi anlatan, milli mücadeleyi anlatan çok özel eserler, bilgiler, belgeler yer alıyor. Gaziantep'te topraktan fışkıran bir tarih var. Nereye gidersek gidelim, Gaziantep'in o mükemmel tarihiyle karşılaşıyoruz ve şu anda da meşhur Gaziantep evlerinin olduğu Bey Mahallesi'ndeyiz. Atatürk'ün gelip konakladığı bir ev burası. Dünyayı geziyorum ekibi gelmiş. Asaletiyle, gülüşüyle hoş gelmiş, sefa gelmiş. Çok teşekkürler. Dünyanın en lezzetli yemeklerinin kenti olunca güne mükemmel bir kahvaltıyla giriş yapıyoruz. Gaziantep demek, lezzet demek. Gaziantep'te yemek yemeye insanlar sabahın çok erken saatlerinde kahvaltıyla başlıyorlar. UNESCO gastronomi şehri, 1001 çeşit lezzetiyle ünlü olan Gaziantep'te biz de sabahın çok erken saatlerinde kalktık ve kahvaltı yapmaya geldik. Onur Ustam'ın yanındayız. Onur Ustam bize öyle bir sofra kurmuş ki dedim herhalde bu sofra bize özel. Gaziantep'te bu kadar zengin sabah kahvaltısında bir sofra olur mu? Ya tabii ki. Yani şimdi bizim mesela gördüğünüz gibi herkes buraya sabah kahvaltısına geldiğinde mesela bu kadar yoğun bir kahvaltı yapıyoruz Gaziantep'te. Yani herkes Gaziantep'teki bütün restoranlar hemen hemen böyle bir kahvaltı yapıyor. İnanmıyorum. Bakar mısınız? 3 öğünlük bir lezzet var burada. Ben bu kahvaltıyı yesem 3 gün acıkmam. Ya tabii ki. Yani şimdi ama bizim Gaziantep'te öyle değil. Gaziantep insanı çalışkan olduğu için daima ayak üstünde mesela beyranı içiyoruz, ciğer kavurmasını yiyoruz, nohudumuzu yiyoruz. Kahvaltımız genelde böyle. İnanmıyorum. Beyran, çorba. Tabii ki. Yani çorba denmez. Çorba biz buna yemek yiyoruz. Doğru, Antepler biziyor. Bakar mısınız? Ne var bunun içinde? Nasıl şimdi, bir lezzet bu böyle? Et bir gün boyunca haşlanıyor kemikle beraber. Zaten bunun içerisindeki et suyu, kendinin suyu. İşte haşlanmış etle beraber bir gün boyunca haşlanıyor. Ya doğal bir antibiyotik. Yani koronavirüs zamanında bayağı bir meşhurdu biliyorsunuz. Yani bir gün boyunca insanı tok tutan bir özelliği var ve gripal şeyini, enfeksiyonunu atan bir şey. Vücuda birebir bağışıklığı yükselten mükemmel bir lezzet. Burada bir de ciğer kavurması bu. Ciğer, inanmıyorum. Tabii. Bakar mısın? Ciğerle, beyranla başlanıyor burada kahvaltıya. Tabii ki, aynen öyle. Mesela katmerimiz var. Mesela katmerimizi isteyelim. Ah, katmer de geldi. Katmer efsane bir şey zaten. Bu katmer mesela incecik bir hamur açılır. Sonra içerisine sahan kaymağı dediğimiz özel bir kaymak var. O şeker ve Antep fıstığı. Mükemmel ya, bakar mısınız? Bütün kahvaltı ezberleri bozdu Gaziantep. Gaziantep'te beyranlar, ciğerler, katmerler konuşuyor. Mükemmel bir lezzet. Aferin. Bir de şöyle bir şey var Gaziantep'te. İnsanlar daha sabah kahvaltısını yaparken öğlen ne yiyeyim diye düşünüyor. Tabii ki. Öğlen ne yerken akşam ne yiyeceğim diye düşünüyor. Tabii yani. Sırf yemek var burada. Sırf lezzet var. Gerçekten buraya gelindiğinde bol bol bu lezzetleri tatmak lazım. Yakupcan da ızgara kanat yiyor. Antepli tabii. Olmuş dedi ustam. Antepli Yakupcan. Olmuş artık ya sabah kahvaltısında. Bizi örnek almaya başlamış. Çok güzel lezzetlerimiz var. Antep'in özel zeytini mi dersiniz tabii, bakın. Şu zeytin. Bu şu an tam mevsimi bunun. Bu daha yeni. Antep'te zeytin mi yetişiyor? Tabii zeytin. Tabii Antep hani zeytini çok farklı. Ve zeytinyağı daha çok farklı. Mesela bizim Antep'te. Allah. Tabii ki. Mesela bu daha yeni yetişiyor. Yeşillenirken hemen böyle bunu zeytini kırarlar. Üzerine mesela bunu sade olarak biz yiyoruz genelde Gaziantep'te. Antep peyniri mesela bu da çok bir özel bir peynir. Onu da ilk kez duydum. Antep'in peyniri meşhur bakın. Tabii.
Ve aynı zamanda nohut var burada. Nohut da çok ilk kez duyduğum tabii, bir şey sabah bizim, kahvaltısında. Bizim nohut dürümü çok meşhurdur Gaziantep'te. Yani tabii hepsini aynı anda tüketmiyoruz ama farklı farklı günlerde hepsini de yeriz tabii ki. Ben o zaman katmerle başlıyorum. Katmere bayılırım. Fıstıklı, kaymaklı. Tabii Anadolu'da mesela katmer biraz daha farklıdır tabii ki ama bizde biraz daha fıstıkla, şekerle, kaymakla marine ediliyor. İncecik efsane bir lezzet. İnanılmaz. Biz kahvaltımızı yapmaya başlayalım. Enerjimizi alalım. Ama ben şimdiden öğlen ne yiyelim diye düşünmeye başladım. Tabii öğlen sizi yoğun bakıma alacağız şimdi. Koyunlar hazır, hemen kesip size bir kebap yapacağız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz o zaman kahvaltımızı yapıyoruz. Gaziantep'i keşfe devam ediyoruz. Gaziantep'te şimdi ülkemizin en büyük cam teraslarından birine geldik. Şu anda ayağımın altındaki bu platform olduğu gibi camdan meydana geliyor. Şu anda ben aşağı bakamıyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir baş döndürücü manzara var. Yakupcan, geldin mi? Aşağı baktın mı Yakupcan? Nasıl? Sen bak. Bakıyorum. 1, 2, 3 Yakupcan. İnanmıyorum. Şu anda altım olduğu gibi uçurum. 150 metre yüksekteyiz ve cam terastayız. Gaziantep'e, Yavuzeli bölgesine, Rum Kale'ye gelenler muhakkak bu cam terasa geliyorlar ve mükemmel Rum Kale manzarasıyla buluşuyorlar. Tabii birazcık yükseklik korkusu olanlar için ilk aşamada belki zor olabilir ama yükseklik korkusunu yenmek için harika bir teras burası. Daha çok yeni inşa edildi ve Gaziantep'in artık en önemli sembollerinden biri bu cam teras. Hemen manzaradan bahsetmek istiyorum. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Aynı masal gibi bir görüntü var. Biz şu anda Rum Kale bölgesindeyiz. Hemen karşımda Nizip'i görüyorsunuz ve öbür tarafta Şanlıurfa Halfeti bölgesi. Yani bulunmuş olduğumuz bu bölge iki kentin tam da ortak noktası. Mükemmel bir manzara var. Bu harika sular Fırat Nehri'nin ve Merzimen Çayı'nın suları tam da birleştiği bu noktada işte karşımıza Rum Kale çıkıyor. Rum Kale bir yarımada ve çevresi zümrüt yeşili harika sularla dolu. Burası aslında barajın suları zaman içerisinde yükselmesiyle beraber işte görüyorsunuz böyle olağanüstü bir görüntüye sahip olmuş. Rum Kale'nin çevresi sarp kayalıklarla dolu ve buraya gelenler mükemmel kanyon manzarası, mükemmel tarih manzarasıyla zamanlarını geçiriyorlar. Rum Kale'nin tarihi oldukça eskilere gidiyor. Binlerce yıl öncesine ait farklı farklı dönemlerin kalıntıları da var üzerinde. Evleri görüyoruz, hanları, hamamları görüyoruz. Hatta ve hatta Hristiyanlık dönemine ait olan izleri görüyoruz, kiliseler görüyoruz. Farklı medeniyetler, farklı tarihi eserler Rum Kale üzerinden kendini gösteriyor. Tabii tarihi açıdan önemi de var. Özellikle Hazreti İsa'nın havarilerinden biri olan Yuhanna'nın bir dönem bu bölgede yaşadığı ve İncil'in suretlerinin de burada çıkarttığı, burada kopyaladığı rivayetler arasında. Osmanlı döneminde de yine burası önemli bir bölge oluyor. Osmanlı döneminden kalan tarihi eserleri görüyoruz ve zaman içerisinde birçok gelen medeniyet yine Rum Kale'de yaşamlarını sürmüşler. Şimdi hep beraber hem manzaranın güzelliğini göreceğiz hem de bu güzel tarihi sizlerle paylaşacağız. Tabii bugün biz ayrıca şanslıyız. Çünkü çok mistik bir görüntü var. Hafif sislerin arasından kendini gösteriyor. Gerçekten bu manzara bu bölgeye, Rum Kale'ye çok yakışıyor. Şu anda Gaziantep'teyiz. Rum Kale bölgesindeyiz. Dünyanın en güzel kalelerinden birini sizlere gösteriyoruz. Tabii burada fotoğraf çekileceğiz. Sosyal medyada paylaşacağız. Instagram adresim Dünyayı Geziyor. Facebook adresimiz Dünyayı Geziyorum. İşte karşınızda Rum Kale. Dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip Rum Kale, yeni açılan bu cam terasıyla inanılmaz duygular yaşatıyor. Yerden yüzlerce metre yukarıdaki bu terasın ülkemizin en büyük
cam terası olduğu söyleniyor. Şimdi Fırat Nehri'nin yanı başındayız, hatta üzerindeyiz. Biraz önce cam terastan gördüğümüz o teknelerin yanına indik. Bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri gelen turistler bu teknelere binerek bölgenin keşfini yapabiliyorlar. Fırat Nehri'ne açılabiliyorlar. Bakın cam teras da orada. Evet, yukarıda Yakupcan, nasıl yüksek değil mi? Uf, inanılmaz bir görüntü gerçekten. Biz de şimdi ne yapacağız? Teknelerden birine binelim istiyoruz. Rum Kale'yi gezelim. Buranın en büyük özelliği batık kentler var. Zengin bir tarih var. İnanılmaz keşifler yapacağız. İzleyiciler, annem söylediğine göre burada mehlulun varmış. Bir köpek balığı var diyor ama hayır Yakupcan, burası tatlı su. Şimdi şöyle binebilir miyiz? Tabii efendim, tekne turlarımız bulunmakta. Tekneye geçip geçebilirsiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İşte şimdi bu mükemmel manzaraya çok daha yakın olacağız. Şu anda mükemmel bir tekne turuna başlamış bulunuyoruz. Gaziantep'te Fırat Nehri'nde bu tekne turu yapılmazsa gezimiz eksik kalmış olurdu. İşte şu anda Fırat Nehri'nin üzerinde bu zengin tarihe çok daha yakınız. Bakar mısınız? Dalgasız, pırıl pırıl, çarşaf gibi suların üzerinden gidiyoruz ve inanılmaz bir tarih kendini gösteriyor. Doyumsuz bir manzaradayız gerçekten. İşte kilometrelerce uzayıp giden Fırat Nehri üzerinde hala yaşamların aktığı köyleri de görebiliyoruz. Bakın hemen bu tarafta yeni mimariler var. Nehrin kıyısında insanlar bu güzel manzarada hayatlarını sürüyorlar. Ama su altında kalan köyleri de görüyoruz. Birecik Barajı'nın yapılmasıyla ve suların artmasıyla beraber bu bölgede birçok köy su altında kalmış. Hemen arkamda Savaşan Köyü'nü görüyoruz. Cami minaresinin suyun içinde olduğunu görüyoruz. Okulların, evlerin sular altında kaldığını görüyoruz. Tabii böyle bir durum olduğu için buradaki köy halkı köyü boşaltmış ve civar köylerde kendilerine yeni yaşam alanları yapmışlar. Ama su altında kalan bu köyler aslında bu bölgenin en önemli sembolleri arasında. Yapılan tekne turlarıyla işte buradaki batık kentler keşfedilebiliyor. Şu anda teknemizin altında aslında koca bir şehir, koca bir köy var. Ve sağ tarafta Gaziantep'i görürken sol tarafta da Şanlıurfa'yı görüyoruz. Biz tam ortadayız ve bu güzel zenginlik iki kentin tam ortasında yer alıyor. Tekne turları işte bakın böyle bu sembolik olan köylere gidiyor. Buraya gelen turistler muhakkak buradaki yaşanmışlıkları, su altında kalan köyleri de bu vesileyle görmüş oluyorlar, ziyaret etmiş oluyorlar. Yakupcan, su altında kalan bir köy var, gördün mü? Hı hı. Bak, caminin minaresi suyun içinde, altımızda şu anda kocaman bir köy var. Ha evet, suyun içinden çıkmış. İlginç değil mi? Burada bir baraj var Yakupcan, Birecik Barajı. Sular yükselmiş ve bu köy suyun altında kalmış. Ama evler çıkmış yukarı doğru. Yakupcan, onlar suyun altında kalmamış. Onlar yukarıda kalmışlar, şanslılar. Barajın suyu yükselince oraya kadar gitmemiş. Tamam. Evet, Yakupcan'a da bu şekilde anlatmış olduk. Neden suyun altında kalmış köy? Evet, bakar mısınız? Şöyle ben de biraz daha yaklaşmak istiyorum. Burası Savaşan Köyü olarak isimlendiriliyor. 96 tane bu şekilde su altında kalan köy var. Tabii burada yaşayan köylüler artık kendilerine yeni köyler kurmuşlar, yeni evler yapmışlar. Ama burası da aslında bölgenin en önemli sembolik yerlerinden biri. Gaziantep dendiğinde, Rum Kale dendiğinde veya Şanlıurfa dendiğinde işte yapılan aramalarda karşımıza çıkan en önemli görseller işte bu su altında kalan köyler. Tabii ki bu köyde yukarıdaki evlerde kesinlikle yaşam yok. Köy olduğu gibi güvenlik amacıyla boşaltılmış ve tamamen bugün burası turistik amaçlı kullanılıyor. Gelen tekne turlarının muhakkak uğradığı köyler arasında batık kentler. Bakar mısınız? Çok ilginç bir görüntü. Gerçekten dünyanın en ilginç manzaralarından biri şu anda bu bölgede çıkıyor karşımıza. Nasıl da yapılar suyun içinde kalmış. Bu arada bizimle beraber bakın tura gelen grubumuz da var. Nasıl buldunuz? Hemen sormak istiyorum. Çok güzel. Zaten ben Antepliyim. Arkadaşlarımızı getirdim. Bildiğim bölgeler ama her sefer geldiğimde çok haz duyuyorum. Farklı bir heyecanla geliyorsunuz, aynen, değil mi? Aynen öyle. Çok mutlu oluyorum. Burayı da gördün mü? Yani düşünün, bir Antepli'den duyuyoruz bunu. Biz bile nasıl heyecanlıyız, göreceğiz diye nasıl böyle heyecanlandık. Siz
her gelişinizde aynı heyecan duyuyorsunuz. Evet, hemen size soralım. Siz nereden geldiniz? Ben de Gaziantep'te öğretmenlik yapıyorum. Yanıma gelen akrabalarımı, ailemi, arkadaşlarımı hep buraya getiriyorum ve burayı çok seviyorum gerçekten. Her gelişimde de yeni bir şey keşfediyorum. Bu gelişimde sizinle karşılaşmak çok büyük bir sürpriz oldu. Ay, çok mutlu oldum. Biz de çok mutlu olduk gerçekten öğretmenim. Harikasınız. Burası gelen yerli, yabancı. Bakın, normal burada yaşayanların bile vazgeçilmez adresleri arasında. Hafta sonu gelinecek harika bir adres. Ve tabii ki bol vakti olanlar muhakkak böyle günlerini ayırsınlar buraya. Hava da harika. Şu anda birçok noktada kara kış yaşanırken biz burada bahar havasını yaşıyoruz. Güneş pırıl pırıl. Bakın, bütün tekne turlarının uğrak noktası burası. Harika bir manzara var. Su tertemiz gerçekten. Çeşitli tür tür balıkların da yaşam sürdüğü bir nehir burası. Fırat Nehri. Böyle her köşe başında, her kanalda, her bu nehrin kolunda böyle farklı farklı köyler bulunuyor. Ama manzara gerçekten olağanüstü. Burada bol bol fotoğraf çekileceğiz. Sosyal medyada paylaşacağız. Instagram adresim Dünyayı Geziyor. Facebook kanalımız Dünyayı Geziyorum ve YouTube kanalımız Esirgenç TV. Böyle güzel bir manzarada tabii ki kaptanımız İbrahim Özkan Bey'den de bu bölgeyi dinlemeden gitmek istemedim. Özkan Bey, burayı siz avcunuzun içi gibi biliyorsunuz. Ben izleyicilerime anlattım ama daha da detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Tabii efendim. Burası Savaşan Köyü. Eski ismi Belesur olarak geçer efendim. 2000 yılında Birecik Barajı'nın kurulma sebebiyle Atatürk Barajı ile Birecik Barajı arasında bilinen 28 tane köy sular altında kalmıştır. Bu köyler içerisinde en dikkat çeken yerlerden bir tanesi burasıdır. Burasının 3'te 1'lik bölümü sular içerisinde. 2000 yılından önceki hali buralar yemyeşil, meyvelik bahçelik alanlardı. Karşılıklı olarak burada komple bahçeler vardı. O zaman buranın altı olduğu gibi şu anda kent, bir köy. Evet efendim, komple kent ve yemyeşil bahçelik alanlardı. 2000 yılında Birecik Barajı'nın kurulma sebebiyle köyün 3'te 1'lik bölümü sular içerisinde kaldı. Devlet tarafından yukarılara, 9 kilometre yukarıya yeni köyler yapıldı. Oraya göçtü köy halkı. Buranın güzel bir özelliği, köyün yapımı tamamıyla Ermeniler tarafından yapılmış. İçinde 2 tane kilisesi, bir tane manastırı bulunmakta. Sağ tarafımızda büyük kalıklar altında kilise sular içerisinde kalmıştır. Evet, yine tam sağ tarafımızdaki mağaralar manastır olarak kullanılmıştır efendim. Bölge sahip olduğu kalıntılarıyla tam bir açık hava müzesi. Gezmeye doyulmuyor Rum Kale'de. Fırat Nehri üzerindeki turumuzda duraklarımızdan biri de Rum Kale. Şimdi Gaziantep tarafındayız. Surlara daha yakınız. Kaleyi daha güzel görebiliyoruz. Peki İbrahim Bey, kaptanımız, bize daha da detaylı kale ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet efendim. Rum Kalesi yarımada şeklindedir efendim. Arka tarafını hendek şeklinde kesmişler kaleye çıkış olmasın diye. Rum Kale'nin bir doğu bir batı kapısı bulunmakta. Başka çıkış yeri bulunmamaktadır. En tepede gözüken manastır Başyama Manastırı. Üzerinde 7 tane Ermeni mezarı bulunmakta. Alt tarafta iyi gözüken evler ise 1950 yılında kalenin taşlarıyla sonradan yapılma evlerdir. Kalenin orta yerinde bakın dikili bir tane taş göreceksiniz. Evet. Orada insanlar çalışıyor. Orada Şair Aziz Nevşehir Kilisesi bulunmakta. Rum Kale'nin içerisinde 75 metre derinliğinde, 8 metre genişliğinde dönerli merdivenle içine inilebilen su kuyusu bulunmakta. Savaş döneminde su ihtiyacını o kuyudan gideriyorlarmış. Rum Kalesi M.Ö. 8. yüzyılda Rumlar tarafından yapılmış. Burada Asurlar yaşamış. Persi Hristiyanlık dönemi yaşanmış. M.Ö. 13. yüzyılda Osmanlıların, Müslümanların eline geçiyor. Rivayete göre Hazreti İsa'nın havarilerinden Johann Johannes'in, İncil'i yazan kişinin Johannes'in mezarının burada olduğu söyleniyor. İncil'in bir nüshası Rum Kale'de kayadan oyma bir mağarada çoğaltıldığı rivayet edilmekte. Bunun için Hristiyanların başı Patrik Papa 2001 yılında Rum Kale'ye gelerekten Rum Kale'de ayin yapıp hacı oluyor. Rum Kale'yi Hristiyanların haç bölgesi ilan ediyor. 2008 yılına kadar Hristiyanlar da gelip burada, bizim Amerikan turlarımız vardı, Hristiyanlar gelip burada hacı oluyorlardı. 2008 yılında Rum Kale'si kapatıldı restorasyon nedeniyle. Şu ana kadar da kapalı efendim. Evet. İnanılmaz bir tarih. Bakın, aslında dünyada herkesi ilgilendiren bir tarihe sahip. Rum Kale denmesinin sebebi de Rumlar tarafından inşa edilmiş olması. Evet efendim. Rumlar tarafından inşa etmiş. Ya şu anda kaleye doğru baktığınızda Ermeni ve Roma dönemi geliyor hocam aklı göründüğünde, görüntü olarak da. Kayalardan yapılma oymalardan dolayı Roma dönemi geliyor. Zaten yapılardan dolayı da Ermeniler dönemi akla geliyor efendim bakıldığında. Bunu iki dönem görülebiliyor. İnanılmaz bir tarih, inanılmaz bir güzellik. Doğa deseniz var, manzara deseniz var, tarih deseniz işte karşınızda. Kalenin bu kısmı da çok güzel ve kaleye giriş sağlayan kapılardan biri de bu kısımda bakın. Yarımada şeklinde. Biz şimdi yarımadanın diğer kısmına, diğer ucuna geldik.
Diğer kısım Fırat Nehri'ydi. Burası Merzimen çayının olduğu kısım. Yani aslında tam Merzimen çayıyla Fırat Nehri'nin buluştuğu noktada yer alıyor bu yarımada Rumkale. Neye bakalım? Martı. Martılar var. Çok güzel balıklar yaşam sürüyor yine burada. İsteyenler balıkçılık yapıyorlar. Akbaba. Evet. Oo, akbabayı gördüm. Balıkçılmış Yakupcan. Tabii balıkçılar burada balık bekliyorlar. Çünkü çok güzel balıklar yetişiyor bu bölgede. Şepit balığı en meşhurlarından biri. Çeşitli yine tabii ki tatlı suda yetişen balıklar var. Balıkçılık yapılıyor ama balıkçılar da tabii ki bu balıkçıların en önemlileri. Bakar mısınız? Resmen bir kuş cenneti burası. Harika kuşlar gözlemleniyor. Ve suya yansıma olağanüstü. Gerçekten suya öyle bir yansıma var ki, bir de su durgun, çarşaf gibi olduğu için yansımayı en güzeliyle görebiliyoruz. Aman Allah'ım, ülkemizde ne güzellikler var. Gerçekten çok şanslıyız. Kuş ne kadar güzel ki ya. Yavşan, burası aynı zamanda bir kuş cenneti. Biliyor musun? Çok güzel balıklar yaşam sürüyor burada. Kuşlarda. Var mı kelaynak? Kelaynak var mı? Rehberimize soralım. Yakın bölgede Birecik'te var. Evet, yakın bölgede Yakupcan, Birecik'te var. Kelaynaklar olmazsa olmaz bu Fırat'ın bölgede. Alt tarafında, Birecik bölgesinde. Fırat Nehri'nin alt kısmında kelaynakları görebiliyoruz. İnşallah görürüz, sana da gösteririz. Of! Dev kayaların üzerine kurulmuş surları görüyorsunuz bakın. Dev surlar var. Roma döneminde inşa edilmiş, ardından gelen medeniyetler büyütmüş, güçlendirmiş kaleyi. Hemen bakın burada da binlerce yıl öncesinin izleri var. Binlerce yıl önce insanlar bu kayalarda, bu kaya mezarlarda yaşamlarını sürüyorlardı. Aslında tarih burada inanılmaz bir şekilde çıkıyor karşımıza gerçekten. Şaşırmamak elde değil. Çok zengin bir bölge. Rumkale bölgesi. Wow. Yasin, sen neler düşünüyorsun? Hemen sana da soralım. Gerçekten çok güzel Özlem. Ben de çok beğendim. Tarih, doğa hepsi bir arada. Gerçekten. Yukarıdan bakınca Amerika'daki Grand Canyon'u andırdı bana ama daha da güzeli. Farklısı, daha da güzeli, daha tarihisi. Daha fazlası var, daha fazla tarih var. Fazlası var burada. Evet. Herkesi bekliyoruz. Gerçekten öyle. Çok yakın, ulaşımı kolay. Ulaşım çok kolay. Her saat uçak var buraya. Hafta sonu gezmek istiyorsanız, nereye gidelim diyorsanız, evet, bence Gaziantep'e gelebilirsiniz. Uçak saatleri çok uygun çok çünkü. Sabah çıkıyor. Evet, çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Sabah çok erken saatte biniyorsunuz. Pazar günü de akşam en geç saat uçakla dönebilirsiniz. Çoluk çocuk ailecek gelinip keşfedilecek, tarihin öğrenilebileceği harika bir adres. Gaziantep Rumkale burası. Yeşil altının memleketi Gaziantep. Gaziantep'te dünyanın en lezzetli Antep fıstığı yetiştiriliyor. Hatta o kadar özel ki bu fıstık. Fıstık Antep'in adını alarak ülkemizde anılıyor. Antep fıstığı. Dünyanın en lezzetli kuru yemişidir ve ülkemizde yılda yaklaşık 140 bin ton Antep fıstığı üretilir ve dünyanın her köşesine de gönderilir. Ve biz de şu anda fıstık ağaçlarının yanı başında fıstık müzesini gezeceğiz. Antep'te fıstık o kadar önemli ki mimarilere bile bakın şeklini vermiş. Şimdi fıstık şeklindeki Antep fıstığı müzesine gireceğiz ve bu Antep fıstığı sofralarımıza nasıl geliyor? Tüm serüvenini öğreneceğiz. Faydalarını, şifasını, nasıl yapılır, nasıl yenir ve nelere eklenir? Hepsini fıstık müzesinde göreceğiz. O zaman sizi dünyanın en ilginç müzesine davet ediyorum. Fıstık müzesini gezeceğiz. Harika fıstıklarla. Böyle bir müze zaten ancak Gaziantep'te olabilirdi. Fıstık müzesinin içine girer girmez hemen bizi fıstığın tarihçesi karşılıyor. Gaziantep'te fıstığın tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. Onu da işte binlerce yıl önce toprağın altında kalmış olan, yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bu mezar taşından, bu heykelden anlıyoruz. Bakın çocuk elinde o dönemlerde fıstık cumbası, fıstık salkımı tutuyor. Hemen bu kısma baktığımızda fıstığın hangi bölgelerde yetiştiğini de görebiliyoruz. Orta Doğu'da, İran'da, Suriye'de, Afganistan'a kadar ilerliyor. Ama yine Amerika'da da fıstığın yetiştiğini görebiliyoruz. Ama ana vatan neresi derseniz tabii ki Gaziantep. Gaziantep'ten bütün dünyaya yayılmış diyebiliriz. Ve Gaziantep'te neredeyse bütün ilçelerinde Antep fıstığının yetiştiğini görüyoruz. Yine burada menengiç
Antep fıstığının bir türevi. Antep fıstığının türevleri, bitkileri de yine bu müzede sergileniyor. Bu kısma geldiğimiz zamansa Antep fıstığının serüvenini görüyoruz. Sofralarımıza nasıl geliyor? Bakın aşılaması, köylü üretimi, dikimi, ilk meyvesinin nasıl verişi burada maketlerle anlatılmış. Yine burada bakın Antep halkının fıstığı nasıl hasat ettiklerini görüyoruz. Bir bir hangi aşamalardan geçiyor? Bu müze en güzeliyle bize anlatıyor. Peki hasat olduktan sonra ne oluyor? En merak ettiğim aşamalardan biriydi. Yine burada bakın heykellerle anlatılıyor, hareketli heykellerle fıstık toplandıktan sonra kırılıyor. İşte burada da o aşamaların, köylülerin, Anteplilerin fıstığı nasıl kırdıklarını görebiliyoruz. Yine bu kısımda bakın Antep fıstığının tüketim çeşitleri yer alıyor. Antep fıstığı burada neredeyse mutfakta her yerde kullanılıyor ve içine girdiği bütün yemeklere de inanılmaz lezzet katıyor. Hemen şöyle devam ediyoruz. Burada bir sürü bilgi var Antep fıstığı ile ilgili. Bu müzeye gelenler Antep fıstığının bütün aşamalarını öğrenebiliyorlar. Faydalarından bahsetmek istiyorum. Tabii ki faydası saymakla bitmez. 100 gram Antep fıstığı vücudun günlük protein, vitamin, B1, fosfor ihtiyacının %35'ini karşılayabiliyor. Sığır etinden daha fazla protein var. %19 proteine sahip Antep fıstığı. %53 yağ oranı içeriyor. Kalsiyum bakımından çok zengin, enerji bakımından, karbonhidrat ve demir bakımından da yine Antep fıstığının çok faydalı olduğunu görüyoruz. %5'lik kısmı kimyada, sağlıkta ve yine gıdada kullanıldığını görüyoruz. Antep'te olmazsa olmazdır Antep fıstığı. Ve içine bütün girdiği lezzetler Antep fıstığıyla daha da güzel oluyor. Antep fıstığına dair, sofralarımıza geliş serüvenine dair faydaları ile ilgili birçok bilgiyi bu güzel fıstık müzesinde öğrendik. Yolunuz Gaziantep'e düşerse fıstık müzesini de muhakkak gezin diyoruz. Fıstık müzesinde fıstıklı kahvemizi de içiyoruz. Kahve öyle lezzetlenmiş ki fıstık taneleriyle hayran kalarak kent merkezine geçiyoruz. Gaziantep'te birbirinden güzel tarihi mekanlar bugün hala ayakta ve şimdi yaklaşık 400 yıllık bir tarihi eserin içine gireceğiz. Ve burada Gaziantep'in olmazsa olmaz Menengiç kahvesini içeceğiz. Kahvenin dövüldüğü yer anlamına gelen tahmis Antep'te çok önemli bir kültür olmuş. Ve 400 yıllık bu kültür hala aynı yerde gelenlerle buluşuyor. Şimdi bu lezzetle buluşma sırası bizde. Kahvemizi aldık. Menengiç kahvemizi içeceğiz ama tahmis kahvesinde öyle basit olmuyor bu işler. Kahve içmek bir seremoni. Müzik eşliğinde içiliyor. İşte buranın da özelliği bu. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet abi. Dünyayı Geziyorum programı tahmis kahvesine şeref verdi. Gaziantep'e hoş geldiler. Evet. Çok teşekkür ederim. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Kendime bahar gelmiş. Hoş gelmiş. Hele bakın kim gelmiş. Ay ay ay. Kim gelmiş. Gaziantep tahmis kahvesine dünyayı geziyorum ekibi gelmiş. Asaletiyle, gülüşüyle hoş gelmiş, sefa gelmiş. Çok teşekkürler. Şarkıları eşliğinde kahveler içiliyor. 400 yıllık kahvemizin aynı zamanda böyle bir geleneği var. Gelen misafirlerimize kahvenin eşliğinde yöresel müzikleri dinletiyoruz efendim. Harika bir ortam. Sobanın yanı başındayız. Sobamız yanıyor. Kahvemiz yanımızda. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Evet, bizim kahvemizin 400 yıllık hatırı var efendim. 400 yıllık bir hatır. Şu anda içiyoruz bu kahveyi. İnanılmaz. Mekan 400 yıllık. Osmanlı'dan beridir bu kahvehane tahmis var burada. Bilgilerle, şarkılarla, sözlerle bu kahvenin tadı bir başka. Kahvenin adına, baklavanın tadına, gidelim oradına. Hele hele Antepler gel yanıma dil tatlı.
fışkıran bir tarih var. Nereye gidersek gidelim, Gaziantep'in o mükemmel tarihiyle karşılaşıyoruz ve şu anda da meşhur Gaziantep evlerinin olduğu Bey Mahallesi'ndeyiz. Bey Mahallesi Gaziantepliler için çok önemli bir mahalle. Öncelikli olarak 200 yıldan fazla yaşayan evlerin bulunduğu bir yerleşim. Evlerin tamamı 2008 yılında restorasyonludur. O tarihten itibaren bir kısmı müze, bir kısmı kafe, bir kısmı ise otel olarak, butik oteller olarak hizmet vermekte. Ayrıca Bey Mahallesi'nin bir önemi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir Ramazan Bayramı ziyareti sırasında yapmış olduğu ziyarettir. Kendisi bu ziyaretinde sunulan fahri kimliği, iki gazinin buluşması adına sunulan fahri kimliği sağ olsun kabul ediyor. Nüfusunu Erzurum'dan Gaziantep'e aldırıyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk 1881 tarihinde Selanik'te doğuyor. Ama kendisi o zaman Gaziantep'lidir diyebiliriz. Aynen, şu an Gazi Mustafa Kemal Atatürk hemşerimiz diyebiliriz. Çünkü kendisi milli mücadeleden sonra Ramazan ayında buraya geliyor. Bu sokaklarda sevgiseliyle karşılanıp yürüyorlar. Ve Gaziantep'liler Mustafa Kemal Atatürk'e fahri Gaziantep'lidir kimliği veriyorlar. Aynen öyle. Şimdi önünde bulunduğumuz alan 200 yıllık tarihe sahip olan bir eski Gaziantep konağı. 2007 yılında Konukoğlu ailesi tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne hibe ediliyor, armağan ediliyor. Daha sonra da Atatürk'ün anılarını barındıran bir müze olarak düzenlendi. Şu anda da onu ziyaret edeceğiz. O zaman hemen içeri giriyoruz. Atatürk'ün anılarıyla dolu olan bir, hatta Atatürk'ün gelip konakladığı bir ev burası. Gaziantep evinin içerisindeyiz ve içine girer girmez hemen kocaman bir avlu karşıladı bizi. Buraya hayat deniyor değil mi Antep'te? Evet, Gaziantep'te evlerin avlularına hayat deniliyor. Bunun sebebi malum, insanların hayatlarının büyük çoğunluğunu burada geçirmiş olmaları. Ve çevresi de bakın böyle sur gibi duvarlarla kaplı. Kimse dışarıdan geçen buradaki hayatı göremiyor. Evet, Ortodoks Ermeni, Hristiyan Ermeni evi olmasına rağmen buradaki evlerin avluların duvarlarında pencere bulunmuyor. Haremlik selamlık olarak inşa edilmiş birkaç kattan oluşan evlerdir bunlar. Hemen gelir gelmez de dikkati bakın, buradaki kimlik çekiyor. Bakın, Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında doğum yerinin Selanik olduğunu görüyoruz ama nüfusa kayıtlı olduğu yere baktığımız zaman Gaziantep ilçe olarak merkez, mahalle olarak bey yazıyor. Evet. Tabii ki bu bizler için bir övünç kaynağı. İki gazinin, Gaziantep ve Gazi Mustafa Kemal'in buluşması, kaynaşması anlamına geliyor. Evet, çok güzel, bakın burada bunu da görmüş olduk. Şimdi hemen avlunun ortasına ilerlediğimizde de bir istiklal madalyası görüyoruz. Hatta iki tane görüyoruz. Gördüğümüz istiklal madalyasının ön ve arka yüzüdür bunlar. Gaziantep Nisan 1920 tarihinde başlayan bir işgalden sonra 10 ay 9 gün işgal görüyor. Bu işgal sırasında 6.317 şehit veriyoruz. Evet. Bu şehitlerimizi verdikten sonra 8 Şubat 1921 tarihinde Fransız askerleri Gaziantep'ten çekiliyor ve Gaziantep Gazilik ünvanını bu şekilde kazanmış oluyor. Evet. Daha sonra da Ankara Anlaşması ile 25 Aralık 1921 tarihinde hiçbir yabancı unsur kalmayacak şekilde Gaziantepliler bağımsızlıklarına kavuşmuş oluyorlar. İşte normalde Antep olarak anılan şehir milli mücadeleden sonra Gazi ünvanını kazanıyor ve Gaziantep oluyor. Tabii bu sırada aynı zamanda Maraş kahraman ünvanını alıyor. Urfa şanlı ünvanını alıyor. Çok önemli bir bölgeydi aslında burası milli mücadelede. Kesinlikle milli mücadele döneminde kendi imkanlarıyla kendini savunmaya çalışan önemli kentlerimizden bir tanesi. Keza Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi en az burası kadar önemli şehirlerimizde bulunmaktadır. Gaziantep ilk ünvan alan şehrimiz olarak ön plana çıkmakta. Süper, evet, ilk ünvan Gaziantep'e veriliyor. Şimdi avluda devam ediyoruz. Bakın, İstiklal Madalyası'nın hemen arkasında geleneksel Antep evi bulunuyor. Burası zaten bir Antep evi. İçi nasıl acaba bu Antep evlerinin? Tarihte nasıl yerlerde yaşamışlar Antepliler? Buyurun evin içine. Oo. Evin içine girdiğimiz zaman bu odada etnografi müzesini andıran bir hava vardır. Mustafa Kemal Atatürk burada konaklıyor mu? Evet, Mustafa Kemal Atatürk bu evde konaklamış ve şu gördüğünüz yatakta istirahat etmiştir. Öyle mi? Evet. Bu yüzden evin bu kısmı Atatürk'ün kaldığı oda şeklinde dizayn edilmiş ve hazırlanmış. Burada yine kullanılan odada eşyalar, kandiller, kıyafetleri görüyoruz. Geleneksel kıyafetleri görüyoruz.
sırma işçilikleri, Yemeni sanatı, kaşıklar ve o dönemde yine mutfaklarda kullanılan gereçler burada gösterime sunulmuş. Evet, bir müze bugün burası ve Antep evinin içi nasıl onu görüyoruz ve Atatürk'ün istirahat ettiği yatak da yine burada sergileniyor. Şimdi bu güzel evin ikinci katına çıkıyoruz ve burada da Gaziantep'i ve Atatürk'ü anlatan eserler yer alıyor. Şöyle hem bir de yukarıdan aşağı bakalım. Oo, süper. Güzel manzara var. Manzara çok güzel. Diğer tarihi evler kendini gösteriyor. Ve bu tarihi kapıdan bu odaya giriş yapıyoruz. Burada artık Gaziantep'in Atatürk ile ilgili fikirlere, onunla ilgili görüşlere buluşma sırasında çekilmiş hatıra fotoğrafları var. Gaziantep'in yerlileri kendi ağızlarından Atatürk'le ilgili düşüncelerini anlatıyorlar. Kısa kısa burada fotoğraflar ve notlar verilmiş. Süper. Hemen şöyle diğer kata çıkalım. Bilgiler, belgeler, resimler, o zamanı anlatan birçok detay işte bu müzede. Gaziantep'e çok özel bir günde geldik. Gaziantep'te Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında bu topraklardayız. Ve şimdi Gaziantep'in merkezinde görülmesi gereken milli mücadeleyi anlatan o önemli müzeyi 25 Aralık Panorama Müzesi'ne sizlerle beraber ziyaret edeceğiz. İçeride o tarihi anlatan, milli mücadeleyi anlatan çok özel eserler, bilgiler, belgeler yer alıyor. Gaziantep'in en önemli duraklarından biri Panorama Müzesi. Gelecek nesillere aktarılacak çok anlamlı bir müze. Dünyayı geziyorum ekibi olarak Gaziantep'e çok özel bir günde ayak bastık. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Gaziantep'teyiz ve şu anda 25 Aralık Panorama Müzesi'ne geldik. Bu müze Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun her anını bir bir bilgilerle, belgelerle, panoramalarla göz önüne seriyor ve gelecek kuşaklara anlatılması için çok özel bir müze. Üç kısımdan oluşuyor. Birinci kısmı müze kısmı, ikinci kısmı diorama, üçüncü kısmı da panorama kısmı. Biz şimdi müze alanından, yani resmi belgelerin, bilgilerin, savaşa dair kayıtların olduğu çok önemli bir yer burası. Islak imzaların olduğu, mektupların yazıldığı ve bakın defterlerin tutulduğu o zamanlardaki birebir gerçek bütün bilgiler, belgeler burada sergileniyor. Buraya gelen bütün gençler, bakın tarihte, o zamanlarda, milli mücadelede neler yapılmış bir bir görebiliyorlar. Bakın atalarımızın kullandığı silahları görüyoruz, tüfekleri görüyoruz, kılıçları görüyoruz. O zamanlarda savaşta ne kullanıldıysa işte bu müzede sergileniyor. Yine bakın burada o zamanlarda askerlerin giydiği orijinal kıyafetler, bakın Antep askerlerinin, Kuvayi Milli Birliklerinin giydiği kıyafetleri görüyoruz ama aynı zamanda düşman ordularının da buraya geldiğinde İngilizlerin, Fransızların ve Lüjan denilen askerlerin, yani Fransızların, İngilizlerin parayla getirdikleri askerlerin giydiği kıyafetleri görebiliyoruz. O zamanlarda İngilizler, Fransızlar kendileri savaşmamışlar. Sömürdükleri ülkelerdeki adamları buraya getirerek onları savaştırmışlar. İşte burada da özellikle Afrika'dan gelen ve Afrika'da kendi orduları himayesinde aldıkları komutanların kıyafetlerini görüyoruz. Hemen sancak kısmına geçmek istiyorum. Bakın 3 tane sancak dikkat çekiyor. Bu 2. Abdülhamit Han'ın döneminden kalan Gaziantep'in sancağı. Gerçek bir sancak müzede sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında bakın karargahında kullandığı birebir orijinal sancak bu müzede yerini bulmuş. Ve yine bakın burada Osmanlı döneminden, 1. Dünya Savaşı döneminden kalan sancağımızı görüyoruz. Tüylerim gerçekten diken diken oluyor bu müzeyi gezerken. Bakın o zamanları anlatan hep resimler burada yer alıyor. Ve Antep savunmasında elde edilen resmi kayıtlarda bulunan şehit düşen işte Antepliler. 6.000'den fazla şehit resmi kayıtlarda var ama 10.000'lerce olduğu, resmi olmayanlar da var. 10.000'lerce şehit verildiği biliniyor Gaziantep savunmasında. Antep savunmasında kente 300.000'den fazla mermi ve top düşüyor.
bütün evler tahrip oluyor, her yer yıkılıyor. Antep'in çoğu neredeyse şehit düşüyor. Geri kalanlar da gazi oluyor. Müze oldukça büyük bir müze. O zamanki yaşanmışlıkları, tarihi sonuna kadar gözler önüne seriyor. İşte buradaki resimlerde de o zamanki hayatları görüyoruz. İşte o zamanlarda insanlar burada nasıl bir hal içerisindeydiler. Hemen yine yan tarafa baktığımızda bakın, Fransızların aslında kesinlikle insanlık suçu işlediğini görüyoruz. Çünkü o zamanlarda sivillere karşı kent merkezlerinde bu topların, tankların kullanılması kesinlikle yasaktı. Fransızların işte Antep halkına nasıl da top attıkları bu resimde görülüyor. Zaten bir insanlık suçu, savaş suçu olduğu da burada yazıyor. Yine Fransızların bile bile insanlık suçu işlediklerine dair resmi belgeler de Fransızlardan alınmış. Bakın burada Fransızlardan alınan belgeler de yer alıyor. Gaziantep Milli Mücadele yıllarında açlıkla çok büyük bir sınav verdi. Savaş zamanında açlık vardı, susuzluk vardı ve insanlar yiyecek hiçbir şey bulamamışlardı. O zaman halk ne yaptı? O yoklukta kayısı çekirdeklerini un haline getirerek kendilerine ekmek yaptılar. Ama şöyle bir durum var. Kayısı çekirdeği fazla tüketildiğinde siyanür etkisi yaratıyor ve insanı zehirleyerek 30 saniye içerisinde öldürüyor. Fakat işte Gaziantepliler savaşta bu ekmekleri yediler. Kendilerine kayısı çekirdeklerinden ekmekler yaptılar ve tabii bilmiyorlardı siyanür etkisi yarattığını. Birçok insan işte bu ekmeği yedikten sonra da savaşta şehit düştü. Şimdi diyoramalar bölümüne geldik. Bu kısımda da Gaziantep'in milli mücadele yıllarında birebir yaşadıkları cereyan eden bütün olaylar yansıtılmış görüyorsunuz. Ünlü ressamlar tarafından yapılmış ve gerçekten de tüylerimiz diken diken oluyor şu anda bu müzede. Milli mücadeleyi sonuna kadar hissediyoruz. Öyle canlı, gerçekçi yapılmış ki resimler, insan kendini milli mücadelenin içinde gibi hissediyor. Şimdi panoramalar kısmına geldik. Savaşın, milli mücadelenin tam da içindeyiz. İşte Gaziantep, savaş içerisinde olan, düşmanlarla mücadele eden, direniş gösteren İngilizlere karşı, Fransızlara karşı kahramanlık gösteren işte Antep'i görüyoruz burada. İnanılmaz bir direniş, inanılmaz bir mücadele ve işte bu savaş sonunda Antep'e Gazi unvanı veriliyor. Bakar mısınız? O savaşı şu anda birebir en canlı şekilde burada görebiliyoruz. Kentin merkezi burası. Nasıl savaşın? Bakın görüyorsunuz, yerle bir olmuş. İngilizler, Fransızlar bölgeyi nasıl da tahrip etmişler. Bu milli mücadele sonunda kazanan Antep oluyor. Ve Gazi unvanını kazanarak yaşanan o zorlukları, mücadeleyi ismine taşıyor. Çok önemli bir günde Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında bu topraklara geldik. Ve Gaziantep'i ülkemizin dört bir yanından gelen ailelerimizle beraber keşfediyoruz. Tarihi yerleri görüyoruz. Birbirinden güzel yöresel lezzetler tadıyoruz. Ve ben bizi buraya davet eden Adil Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Adil Bey, öncelikle sizi izleyicilerimize tanıtabilir miyiz? Ben Adil Konukoğlu. Sank Holding Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün de burada bütün Türkiye'nin her tarafındaki 17 değişik bölgedeki yaşayan, bizimle birlikte çalışan mesai arkadaşlarımızın içerisinden kurayla çekilmiş ve aileleriyle gelerek Gaziantep'in 100. yılının kutlamasını birlikte gerçekleştirdik. Hem Gaziantep'i sizinle birlikte dolaştılar, tanıma imkanı buldular. Hem de onların birbirleriyle olan kaynaşmalarını sağlamış olduk. Biz asla size teşekkür edelim. Sizin vesilenizle biz Gaziantep'i gördük ve görmeyen izleyicilerimiz de programımız sayesinde Gaziantep'i tanıyacaklar. Tüm Türkiye'yi ve dünyayı Gaziantep'e bekliyoruz. Bizim gastronominin dışında tarihimiz çok önemli. Evet. İpek yolu üzerinde olan bir şehir. Binlerce yıllık tarihe sahibiz. Lütfen gelin Gaziantep'imizi yerinde görün. Yalnızca programları da izlemeyin.
yerinde lezzetlerimizi tadın. Bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı Gaziantep'e bekliyoruz. Ve ne yazık ki bir dünyayı geziyorumun daha bu haftalık sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Haftaya aynı saatte Kanal 7'de buluşmak üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.